Merhabalar sevgili seyirciler, Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenli Televizyonu'nda Ortadoğu Gündemi programına hoş geldiniz. Öncelikle tüm İslam alemi ve Türk dünyasının Ramazan'ını tebrik ediyor ve Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Ramazan'da Ortadoğu Gündemi programında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Gündem yoğun bildiğiniz gibi Ortadoğu'da son derece önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri biz kaçırmak istemedik ve Ramazan'da da programımıza devam ediyoruz. Bugün İran seçimlerini konuşacağız. İran'da bildiğiniz gibi ruhani seçimleri kazandı. İran iç politikasının yansımalarını, İran dış politikasından beklentilerini ve özellikle Suriye merkezli olmak üzere İran-Türkiye ilişkilerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, yardımcı Doçent doktor Bayram Sinka ile konuşmaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Oytun sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Bugün söylediğim gibi İran seçimlerini size konuşmayı istedik. Siz de kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle hocam genel olarak İran seçimlerini bir değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İran seçimlerinin öncesiyle sonrasıyla ne ifade ediyor? Bu nasıl bir seçim dönemi yaşandı? Ruhani'nin bir zaferi söz konusu ama Ruhani'ye karşı da güçlü adaylar vardı hem seçim öncesi atmosferi hem seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce şeyi ifade etme gerekiyor. İran'da seçimlerin ne anlam ifade ettiğini belki Tabii ki tartışmak gerekiyor. Bu konuda gerek uluslararası basında gerek bölge basınında iki tartışma öne çıktı. bayı kısmı seçimleri çok ciddi aldı. Bunun İran'da çok şeyi değiştireceğini öne sürdü ya da kabullüğüyle seçimleri çok ciddiye alırken Uluslararası basının önemli bir kısmı İran'da nasıl olsa çok fazla bir şey değişmeyecek. İşte ruhani gitse başkası gelse de İran aynı İran. Sonuçta en tepede karar verme sürecinde etkili olan lider, rehber Ali Hamenei var. Dolayısıyla bütün politikaları o belirliyor. Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlı olduğu için seçimlerin çok fazla bir anlam ifade etmediği argümanı yaygın. Böyle bir iddia vardı. Bu nedenle de bazıları hatta bir de özellikle İran rejimin rejim muhalifin kaynaklar işte Paris'te Amerika'da üstlenen kaynaklar var. Onlar da ciddi ciddi bu seçimlerin zaten sadece göstermelik olduğunu iddia ediyordu. Dolayısıyla seçimlere bakışta başlangıçta çok farklı pozisyonlar vardı. bu Bütün bu iddialara tartışmalara rağmen seçimler gayet heyecanlı geçti. Çünkü Ruhani'nin özellikle iktidarının devamı üzerine tartışmalar vardı. Yani Ruhani bu zamana kadar İran'da 1981'den beri, 82'den beri bütün cumhurbaşkanları neredeyse iki dönem görev yaptılar. Bu defa Ruhani'nin işi zordu. Acaba ilk defa Ruhani tek dönem görev yapan cumhurbaşkanı mı olacak soruları sorulmaya başlamıştı. Çünkü Ruhani'nin dış politikada attığı önemli adımlar var. Özellikle nükleer anlaşma çok ciddi konuşuluyordu. ama nükleer anlaşmanın halka etkileri, halk bunu ne kadar hissediyordu nükleer anlaşmanın etkilerini bu tartışma konusuydu. Genel kanaat işte yaptırımlar kalktı, yaptırımların çoğu kalktı ama Ekonomide biraz hareketler oldu ama bu yavaş yavaş olduğu için henüz ortalama insanın, sokaktaki insanın hayatına etki etmiyordu yaptırımların evet. kalkması. Dolayısıyla bir taraftan özellikle ruhani'nin muhalifleri işte nükleer anlaşmayla İran'ın önemli tavizler verdiğine, buna karşılık beklediğini alamadığını, beklentilerini karşılamadığını düşünüyordu. Böyle bir argüman var. Bu ruhani'nin elini zayıflatıyordu. Diğer taraftan ruhani'nin elini zayıflatan eski destekçilerinin ne yapacağı meselesiydi. Ruhani reformcuların desteğini almıştı 2013 seçimlerinde. Ama reformculara olan vaatlerinin de neredeyse hiçbirisini gerçekleştiremedi. Yani ne basın özgürlüğünde ne ifade özgürlüğünde ne de Yeşil Hareket'in önderlerinin ev hapsinden çıkarılmasında çok başarılı olamadı. Hatta İran'ın insan hakları karnesi belki ruhani döneminde biraz daha kötüye gitti. Bu dönemde 3000'e yakın insanın toplamda idam edildiği söyleniyor. Diğer taraftan Ruhani'nin önceki seçimde destek aldığı önemli kaynaklardan birisi de azınlıklar meselesiydi. İşte Kürtler, Türkmenler, Belüçler, diğer sinir gruplar, Azeriler bunların beklentilerini de karşılayacak önemli adımlar atmadı Ruhani ya da atamadı. Dolayısıyla Ruhani'nin hem destek tabanının zayıfladığı buna karşılık muhaliflerin argümanlarının güçlendiği üstelik bölgede ve e, orta e, dünya genelinde İran karşı havanın Trump'ın seçilmesiyle güçlenmesiyle Ruhani'nin dış politika gündeminin de anlamını yitirdi. Çünkü hani Ruhani hala Batı'yla teamül sazendeydi. Yani karşılıklı ilişkilerden bahsediyor, yapıcı ilişkilerden bahsediyor ama e, Batı, Amerika'nın temsil ettiği Batı en azından İran'ın önüne kocaman bir set çekti ve İran'ı daha fazla kıstırmaya, İran üzerine baskı artırmaya yönelik bir politika izliyor. Dolayısıyla ee, seçim atmosferine girerken e, Ruhan'ın eli gerçekten zayıftı. Evet. Ruhan'ın elini zayıflatan ya da seçimi heyecanlandıran faktörlerden birisi de muhafazakarların örgütlenmesi. E, 2005 seçimleri iki turlu olmuştu. Orada muhafazakarlar Rafsan karşı Ahmet Necad'ın arkasında birleşmişlerdi ikinci turda. Ama o zamandan beri ilk defa muhafazakarlar tek bir adayı üzerinde birleştiler, ittifak ettiler. Hatta bu adayın belirlenmesi için de ilk defa ön seçim yaptılar. Evet. İki, arka arkaya iki ön seçim yaptılar. Bu ön seçimde çıkan adayları seçimle yarışmasına uygun gördüler. Ön seçimde de birinci çıkan aday İbrahim Reis'iydi. Evet. dolayısıyla muhafazakarların İbrahim Reis'in arkasında birleşmesi, işte Ruhani'nin tabanının zayıflaması, onun ekonomik, İran'ın ekonomik sorunlarını devam etmesi, ortalama vatandaşın e, ekonomik beklentilerinin karşılanamaması da e, seçimlere biraz daha heyecan kattı. Acaba Reis'i, Ruhani'yi devirebilir mi? Ruhani bu seçimi kaybeder mi ihtimalleri vardı. Hatta e, İran'da çok yaygın değil ama bazı telefon anketleri yapılıyor. Bu telefon anketlerinde Ruhani'nin oy oranı popülerliği %40-45 aralığında gözüküyordu. İran'da Cumhurbaşkanı olmak için %50'nin üzerinde oy almak gerekiyor. Bu da işte seçimler acaba ikinci tura mı kalır? Çünkü başlangıçta 8 aday vardı. Seçimler ikinci tura kalırsa sonuç değişir mi tartışmaları yapıldı. Çok spekülasyonlar yapıldı. Ama bütün bu spekülasyonlar tartışmalara rağmen Ruhani net bir Zafer ilan etti. 19 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yüzde %58-57 küsur oranında bir oy aldı. Evet. E, Ruhani'nin karşısındaki aday reisi ise oyların yüzde %37, %37-38'ini alabildi. Hocam e, burada evet. ben araya girmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi e, konuşmanızın başında Ruhani'nin argümanlarıyla beraber elinin zayıfladığını söylediniz ama diğer taraftan muhafazakarlarının Argümanlarının daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığını söylediniz. Şimdi bu argüman farklılıkları nelerdi? Yani Ruhani neyi öngörüyordu ve reisi neyi öngörüyordu? Muhafazakarlar neyi öngörüyordu? Talepleri neydi? Seçime seçim kampanyasına nasıl yaklaştılar? Öncelikle dış politikadaki farklılıkları net zaten. Dış politikada Ruhani'nin Batı ile komşularla ve uluslararası camiayla... iyi ilişkiler kurma arayışı sürüyor. Bu e, Ruhani'nin ekonomi politikalarıyla da doğrudan orantılı. Çünkü Ruhani e, İran'ın dışarıdan sermayeye ihtiyacı olduğunu, yatırma, uluslararası yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ve e, bütün seçim stratejisini de zaten İran'ın ekonomik sorunlarının ancak uluslararası yatırımların artmasıyla çözülebileceği üzerine kurdu. Önceki seçimlerde, 2013 seçimlerinde bütün mesele şimdi nükleer yaptırımların kaldırılması, nükleer meselenin çözümüydü. Ama bu defa İran'ın ekonomik meseleleri daha çok öne çıktı. İran'ın ekonomik sorunları nasıl çözülebilir? Çünkü çok ciddi oranda işsizlik var. İşte resmi rakamlara göre %13'ün üzerine bir işsizlik var. Gençler arasında işsizlik oranları daha yüksek. Kişi başına gelir e, hala 1979 seviyesini yakalayabilmiş değil. E, ciddi geçim sıkıntıları var. Eee öyle olunca ekonomi çok önüne çıktı. Muhafazakarların da dış politikadaki duruşu daha inkılabi dedikleri işte daha devrimci duruş. İran'ın e, biraz daha yani batılılara taviz vermeden daha dik duran gerekirse Batı ile mücadele eden bir duruşu öne çıkarıyorlardı ama dış politika bütün bu farklılıklara rağmen dış politika çok fazla gündeme gelmedi. Esas tartışmanın ekseni ekonomik meselelerde. Ayrıca orada şu söylenebilir mi? Yani tamam nükleer anlaşma konusunda ABD ile ilişkiler konusunda ruhani bir açılım yaptı ama bu tamamen esasında ruhani'nin yaptığı bir açılım değildi. Bu genel anlamda bir devlet kararı olarak belki e, ifade edilebilir. İran'ın bu ağır yaptırımlar karşısında sıkışmışlığı ve dini liderin de muhtemelen onayladığı bir süreç evet. ki ruhani'nin bu tek başına alabileceği bir karar da değildi e, muhtemelen bu e, nükleer anlaşma. Dolayısıyla o alanda bir yumuşama var, bir adım atıldı ama diğer alanlara bakıldığında esasında muhafazakarların geçmişte uyguladığı özellikle birazdan daha detaylı konuşacağız Suriye meselesi, Irak meselesinde Ruhani'nin çok ciddi anlamda bir etkisinin olmadığı ve İran'ın o hep bahseden agresif daha atak proaktif politikalarını uygulamaya askeri boyutu öne çıkaran dış politika uygulamaya devam ettiğine şahit olduk. Dolayısıyla esasında yani nükleeri bir kenara koyacak olursak çok da bir fark olmadı gibi yani dış politikada evet yani zaten dış politika çok fazla tartışılmadı. Evet. Çok fazla gündeme gelmedi. Mesele sadece işte nükleer anlaşmanın yapılması, Batı ile ilişkilerin sürdürülmesi vesaire. Ee, esas tartışmanın ekseni ekonomik meselelerdi. Muhafazakarlar ekonomide e, biraz daha popülist politikalar önerdiler. Daha yoksulların çıkarlarını öne alan işte İran'da e, toplum e, gelir durumuna göre 10 kısma ayrıldı. En alttan başlayarak bunlara aylık nakit yardımlar yapılıyor. En alt 3 gruba özellikle aylık nakit yardımlar yapılıyor. reisinin en önemli hedefi ya da vaadi bu yardımların 3 katına çıkarılması, işte işsizliğin önlenmesi. İran'da çok ciddi bir işsizlik sorunu var. Yılda ortalama 1 milyon insan iş gücü piyasasına giriyor, iş arıyor ama aynı oranda istihdam yaratılamıyor. Ee, Ruhani reisinin vaatlerinden birisi de 3000, yıllık 3000-4000 istihdam yaratacak. Ama bu istihdamı nasıl yaratacak? Ee, bu konuda da e, yeni sürükleyici ya da inandırıcı vaatlerde bulunamadı. Yani kaynak ortaya koyamadı. Ee, söyleyebildiği tek şey daha iyi yönetim. İşte yolsuzluklarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele. Dolayısıyla bunlar olursa hani yönetim yeniden organize edilir ve yolsuzluklar engellenirse bu sorunların da çözülebileceğini iddia ediyordu. Buna karşılık ruhanın argümanı işte bu işsizliğin çözülebilmesi için İran'ın yılda işte rakamları hatırlayamıyorum önemli miktarda uluslararası yatırım çekmesi gerektiğini, turizm çekmesi gerektiğini, turizmce çekmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla sorun ortada. Evet yeni iş alanlarının yaratılması gerekiyor ama bu iş alanlarının yaratılması için kaynak nereden bulunacak? İran'ın kaynakları yaptırımlar kalkmasına rağmen sınırlı. Ekonomik büyümesinin kapasitesi belli. Dolayısıyla işsizlikle mücadele edebilmek için yeni kaynaklara ihtiyaç var. Ve bu kaynakları da ruhani uluslararası piyasalardan ya da uluslararası yatırımcılardan almayı bekliyor. Aslında bir önceki dönem seçilirken ruhani söylediği şeyler gene o zaman benzerdi. Yani bu söylemleri o zaman da duymuştuk. Daha çok uluslararası işte firmalarla daha çok işbirliğinin evet, yapılması yani. işte dış politikada da ekonomik olarak özel sektörün güçlendirilmesi, için, özel güçlendirilmesi. o zaman yine Ruhani'nin aynı e, bu seçim Ajandası döneminde dedi. De. Yalnız seçimde seçim gördüm. sürecinde e, yani esas mesele ekonomi işte Dış politika nükleerden başladı tartışmalar. Dış politikaydı ama Ruhani son bir haftada ya da son iki haftada yeni bir hamle yaptı. Eski reformcuların desteğini, eski destekçilerinin desteğini yeniden e, temin edebilmek için e, seçimi tekrar e, hak ve özgürlükler ile baskı arasında bir seçimmiş gibi lanse etmeye başladı. Özellikle e, reformcu kesimin Ahmet Necat döneminde yaşadığı tecrübeleri, acı tecrübeleri hatırlatarak onları korkutmaya başladı. Hı. Yani eğer reisi iktidara gelirse ki reisi e, aynı zamanda hakim. E, savcı dolayısıyla e, nizamı rejimi temsil eden figürlerden birisi rejimde evet. rejimi en çok e, ya da işte muhalifler nezdinde ya da ortalama İran halkının nezdinde rejimi temsil eden e, bu hakimler daha çok işte baskıyı işte bazı kuralların sert şekilde uygulanmasını bazen keyfiyeti temsil ediyordu dolayısıyla özellikle reisinin 1988'de e, muhaliflerin hapishanedeki muhaliflerin öldürülmesinde cezalandırılmasında oynadığı rol var bu konu çok tartışıldı <laughs> e, rejim e, yani reisi rejimin karanlık yüzünü temsil ediyordu muhaliflere göre ya da reformculara göre e, ruhani bunu çok iyi kullandı ve e, zaten daha seçimlerden önce yayınladığı bir seçimlerden çok önce aralık ayındaydı vatandaş hakları beyannamesi vardı ee, yani bir tarafta rejimin baskıcı yönünü, güç kullanan yönünü, otoriter yönünü temsil eden bir aday. Öbür tarafta e, rejimi olabildiği kadar özgürleştirmeye çalışan, olabildiği kadar özgürlük eden, işte basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, e, etnik e, halkların azınlıklara tanınacak bazı özgürlükler üzerinden provokanda yürüttü ve e, Ruhane'nin bu yöntemi insanların tekrar... Ee, Ruhani'nin arkasından mobilize olmasında etkili Peki, oldu. Hocam, Gençlerin, geçmiş, kadınların. Bir önceki dönemde bunu destekleyecek politikalar uygulanabildi mi? Yani azınlıklar meselesidir, özgürlükler, demokrasi. Yani bu konuda elini güçlendirebilecek politikaları takip edilmiş miydi ve, ve bu inancı sağlayabildi? Ya yani bu konuda bazı adımlar atıldı ama çok ciddi adımlar atıldığını söylemek zor. Özellikle işte yardımcılarından birisini mesela. Azınlıkların e, sorunlarıyla ilgilenmesi için <laughs> görevlendirdi. E, onun dışında e, İran'da e, Kürdistan Üniversitesi'nde bir Kürt dili bölümü açıldı. E, yerel yönetimlerde Belicistan'da özellikle çok dikkate e, öne çıktı. Bazı kadınların göreve getirilmesi e, tartışıldı. Çok sembolik birkaç adım var ama bu konuda hani evet İran'ın çehresi değişiyor, azınlıkların devletle ilişkileri, rejimle ilişkileri değişiyor şeklinde e, bir politika geliştirilemedi. Buna rağmen e, benzer diyalog ya da benzer süreç 90'lar ve 2005 sonrasında yaşanmıştı. Yani Hatemi döneminde azınlıklar göreceli olarak biraz daha rahatken Ahmet Necat döneminde güvenlik ortamının, güvenlik <laughs> baskılarının artmasıyla azınlıklar üzerindeki baskılar da artmıştı. E, azınlıklar dolayısıyla biraz böyle kötünün iyisi gibi tercihte mi bulunuyorlar daha en azından mevcut durumun devamı Devam. çünkü eğer tekrar güvenlikçi anlayış otoriter anlayış iş başına gelirse e, azınlıklar o zaman bir güvenlik zafiyet olarak görülüyor ve onlar üzerindeki baskı da baskı artıyor. artıyor dolayısıyla ruhani onların korkusunu mobilize edip kendi destekçilerini artırmayı başardı ya da onları sandığa götürmeyi başardı. Başardı. Reformcuları ee, da çekebildi. Çünkü hani yani seçimlerden 3-5 ay önce bakıldığı zaman azınlıklar seçimlere karşı ilgisiz, i̇lgisiz görünüyorlardı. Evet. Ama Ruhani'nin e, bu manipülasyonu diyeyim ya da bu politika ve söylemleri e, onların tekrar sandığa gitmesine neden oldu. Seçime katılım da gayet yüksek e, %75'e yakın evet. bir katılım oranı var. Şimdi, Bu oldukça önemli. Ruhani'nin bir zaferinden bahsediyoruz. Yani aslında e, seçimlerden 3-4 ay öncesine kadar e, son derece olumsuz yani ruhani açısından olumsuz olan e, se seçmen yönü ruhaniye doğru saydığınız e, unsurlarla beraber ruhaniye doğru döndü ve e, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 158 oy olarak ilk turda seçilmeyi başardı. Şimdi bu e, ilk dönemle karşılaştırıldığında yani Ruhani'nin ilk dönemiyle karşılaştırıldığında İran iç politikası nasıl bir etki yaratacak? Yani yeniden İran e, işte Ruhani'nin ilk döneminde olduğu gibi sembolik adımlarla mı karşı karşıya kalacak yoksa e, daha derin e, adımlar ve daha hani somut adımlar e, bekliyor musunuz Ruhani'nin iç politikası açısından? Şöyle çok hızlı kırılmalar beklemiyoruz. Şimdi analizlere falan baktığımız zaman birçok insan e, Ruhani'nin ikinci dönemiyle Hatip'in ikinci dönemine birbirine benzetiyor. Evet işte reformcu ve teknokrat ittifakı diyorum ben buna. Reformcu teknokrat ittifakı yürütmenin kontrolünü elinde tuttu ama e, yargı ve güvenlik kurumları hala e, ya da işte daha devrimcilerin kontrolünde. Ekonomik yapıda e, güç dengesi nasıl hocam? E, ekonomik yapıda da ruhani hani ekonomi bakanlıklarını vesaire kontrol ediyor, ekonominin yönetimini kontrol ediyor ama e, hükümetin kontrolü dışında olan ciddi vakıflar var. Zaten mesela seçim sırasındaki tartışmalardan birisi de buydu. E, ruhani karşısındaki aday reisi hastane Kotsu Rezevi vakfının İran'ın en zengin, en güçlü vakıflarından birisi başkanı hmm. ve bu vakıflar vergiden muaf. Hmm. E, mesela ruhani e, seçim kampanyasında ona yükleniyordu. Siz neden vergi vermiyorsunuz diye. Ama işte zaten düzenlemeler bunu meşrulaştırıyor. O düzenlemeyi sorgulamanın dışında biraz reisi zayıflatmanın bir yöntemiydi gerçi. Yani yoksa rejimin temellerini çok sorgulamıyor. ama genel itibariyle işte yürütmenin kontrolünü sağlamasına rağmen işte güvenlik kurumları çok ciddi engel ya da yargı kurumları mesela Hatemi döneminde çok ciddi şekilde yürüt çok güçlü şekilde yürütmeyi hem de meclisi yasamayı kontrol altında almalarına rağmen reformcular şeyle karşılaştılar. Çok ciddi güvenlik baskısıyla ve yargı baskısıyla. Reformculara yakın gazeteler kapatıldı mahkeme kararlarıyla. Gazeteciler tutuklandı. Benzer süreç şimdi de aslında Ruhan'ın ilk döneminde de yaşandı. Yani Ruhan'ın iktidarına rağmen, Ruhan'ın basın özgürlüğü vaatlerine rağmen, ruhaniye yakın ya da reformculara yakın bazı gazeteler kapatıldı. Gazeteci seçim sürecinde hatta bazı gazeteciler, bazı blog sahipleri, Telegram hesapları kapatıldı. Yani e, iktidara rağmen ya da Cumhurbaşkanına rağmen ve onun hilafına çalışan bir güvenlik teşkilatı var. E, bir de uluslararası konjonktür burada çok önemli. Eee Hatemin'in elini zayıflatan ya da e, o projeyi, reformist projenin düşüşüne neden olan sebeplerden birisi de uluslararası konjonktürdü. İran üzerinde uluslararası baskının artması. Şimdi Trump'ın iktidara gelmesiyle İran çok ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. Hem bölgeden tehdit algılıyor hem zaten Amerika'dan tehdit algılıyor. Bu tehdit algılaması İran'da güvenlik yapılarının elini genişletiyor. Çünkü zaten düşmanlar mücadele içerisindeler. İran her taraftan kuşatılmış vaziyette tehdit altındayken güvenlik kurumları mahkemelerle birlikte daha rahat, daha serbest hareket edebiliyor. Özellikle devrim muhafızlarının istihbarat teşkilatı var. Bunlar Cumhurbaşkanına hiçbir şekilde hesap vermiyorlar ve gündemi de belirleyebiliyorlar. Tutukladıkları insanlarla yaptıkları açıklamalarla dolayısıyla burada bir çatışma bekleniyor. Yani güvenlik kurumları ve yargıyla yürütme ve yasama arasında tekrar bir çatışma, gerilimin artması bekleniyor. Bu çatışmanın yansımalarından birisi de muhakkak Ruhani'nin yine en büyük projesi olan uluslararası yatırımlar üzerinde olacak. Hatemi döneminde de uluslararası yatırımların çekilmesi önemliydi, özelleştirmeler önemliydi. Ama güvenlik atmosferinin güçlenmesiyle birlikte e, muhafazakarlar önce mecliste kontrolü ele geçirdiler ve e, ekonomi yönetiminde güvenliğin ön plana çıkarılmasına neden oldular. Şimdi de yine ekonomide güvenlik gerekçe gösterilerek, uluslararası yatırımlar engellenebilir ya da zaten İran'daki bu tartışma güvenlik kurumlarıyla yasama veya yürütme arasındaki tartışma uluslararası yatırımların istenildiği kadar İran'a ilgi göstermesini engelleyebilir. Yani Ruhani'nin zaten ilk döneminde bu kadar uygun bir ortam varken bu bahsettiğiniz konularda ilerleme kaydedilemediyse çünkü Obama gibi bir iktidar var. Amerika'da İran üzerindeki baskıların aşırı yoğunlaştığı ve hatta biliyorsunuz Trump seçim kampanyasında İran'ın bölgede bu kadar güçlenmesini nedeni olarak Obama yönetimini evet. gösterdi. Bu kadar uygun ortam varken ruhani bahsettiğiniz hem özgürlükler alanında hem azınlık hakları hem ekonomi alanında çok sınırlı düzeyde adımlar atabildiyse dediğiniz gibi Trump döneminde bu, bu konuda elinin zor. çok daha zayıflayacağı ortadaki nükleer anlaşmasının getirileri konusunda da çok ciddi eleştiriler oldu esasında. İlk dönem büyük bir böyle bir beklenti, beklenti var. vardı. işte Avrupa'dan bütün dünyadan iş adamları Tahran'a gittiler. işte yeni yatırımlar, büyük fırsatlar. Ama dışarıdan tabii siz daha iyi biliyorsunuz. Sizin de görüşünüzü alalım. Yani o konuda beklentilerin karşılanmadığı düşünülüyor. Doğru. Orada da şöyle bir argüman var ya da ruhani taraftarların argümanı. ilk dönemdeki öncelik nükleer anlaşmanın yapılmasıydı ve İran gerçekten bütün enerjisini ya da yürütme kurumu en azından bütün enerjisini nükleer anlaşmanın yapılması üzerine harcadı. Şimdi öncelik İran'ın yeniden kalkındırılması, yeniden inşası şeklinde adlandırılıyor. Ama çok ciddi engeller var. Hem uluslararası hem de İran içerisinde evet. kaynaklanan engeller var. Ayrıca İran ekonomisinin yapısal sorunları var. Evet. Bunların çözülmesi için çok ciddi reformlara ihtiyaç var. Bu açıdan geçen yıl yapılan meclis seçimlerinde reformcuların ve ılımlıların bu reformcu teknokrat ittifakının güçlü bir pozisyonu var mecliste. Bu ruhanın elini zayıflat güçlendiriyor. Ruhanın elini güçlendiren bir başka faktör de mesela belediyeler. şimdi belediye seçimleri yapıldı Cumhurbaşkanı seçimleriyle eş zamanlı olarak. Ve belediyelerin çoğu reformcu teknokrat ittifakının eline geçti. E bu şu anlama geliyor. E, Ruhani'nin dışarıdaki imajında, içerideki imajının da düzelmesine katkıda bulunabilir. Mesela işte bir yerde konser düzenlenecek. Belediye engelliyordu. Ya da e, Cumhurbaşkanının yaptığı bir projeyi, kültürel etkinliği belediyeler engelleyebiliyorlardı. Burada şimdi yönetim, yürütme, e, Cumhurbaşkanlığı kademesiyle yerel yönetimler arasında daha iyi bir ahenk olması bekleniyor. O açıdan hani Görüntü biraz daha iyileşecek, özgürlükler muhakkak biraz daha genişleyecek ama çok ciddi ve hızlı değişiklikler beklemek zor. Zaten de öyle hızlı bir değişiklik vaat etmiyor. Devrimci değil o açıdan. İran e, idari yapısı içerisinde şimdi belediye seçimlerinin beraberinde yapıldığını söylediniz. Yani çok kısa bence bundan da bahsetmek lazım. Belediyelerin önemi ne? Yani e, genel iç politikayı etkileyebilecek düzeyde bir öneme sahipler mi İran idari sistematiği içerisinde? Yoksa son derece sınırlı bir etkilerim var. Belediyeler az önce konuştuğumuz gibi bir taraftan kültürel politikanın uç unsurları, halka dokunan kesimler. Mesela işte düzenledikleri konserler, programlar, diğer etkinlikler. Diğer taraftan belediyeler temas itibariyle de halka en yakın kesimler. O açıdan iktidarla uyumlu olmaları ve insanların sorunlarını çözmede yardımcı olmaları ya da sorun üretmeleri doğrudan iktidara da mal edebiliyor. Belediye seçimleri şu açıdan önemliydi, 2005'ten beri mesela Tahran Belediyesi doğrudan muhafazakarların kontrolündeydi. Şimdi tamamen bütün belediye meclisi reformcuların ve ılımların kontrolüne geçti. Ee, bu hani ülke genelindeki siyaseti belirlemeyecek ama yerel siyasette yerel dinamiklerin belirlenmesinde etkili oluyor yani Ahmet Necad'ın da belediyeden geldiğini ve cumhurbaşkanı başkan olduğunu dikkate alırsak evet. e, belediyeler bir taraftan belediye başkanlarına popülarite de sağlıyor e, işte iktidarla kavgalı oldukları zaman iktidarın o yerdeki politikalarını engelleyebiliyor. Ama e, işbirliği yaptıkları zaman da oradan daha verimli sonuçlar alınabilir. Uzun vadede de yani Türkiye örneğinden de biliyoruz. Belediyelerin başarısı dediğiniz gibi iktidarın başarısına tahvil edilebiliyor. Onu destekleyici bir unsur olabiliyor. işte. mesela Türkiye'de AK Parti'nin yükselişi hep o önce yerel yönetimlerde sağladığı başarıyı daha sonra evet. e, yürütmeye taşımasıyla ilişkilendirilir. O konuyla ilgili şeyi de hatırlatmak isterim. Yani reformcuların bir düşüş trendi vardı Hatemi'den sonra. Bu düşüş 2002'deki 2003'teki belediye seçimleriyle oldu. Mesela orada insanlar seçime ilgi göstermediler vesaire. Tahran'ı ve bütün büyük şehirleri kaybettiler. Ee, sonra meclisi kaybettiler. Sonra cumhurbaşkanlığını kaybettiler. Ee, şimdi hem yerel yönetimler, hem meclis, hem cumhurbaşkanlığı bu reformcu ve e, teknokrat ittifakının kontrolünde. Bu e, Ruhani'nin elini güçlendiren bir faktör ama az önce de konuştuğumuz gibi Ruhani zaten çok büyük dönüşümler peşinde değil. Ruhani'nin derdi işte biraz daha uluslararası adım adım. sermaye gelsin, özgü, özel sektör güçlendirilsin. İşte özgürlükler biraz daha genişletilebilirse ne ala. Ee, onun dışında zaten e, rejim e, belirli çizgisini ya da ana hatlarını sürdürecektir. Aslında İran dendiğinde e, en fazla dikkat çeken ve belki de uluslararası kamuoyunun ve bizlerin en fazla ilgilendiği şey dış politika konusu. Yani e, aslında hem uluslararası basına baktığınızda, uluslararası yazılın basına baktığınızda daha çok İran dış politikasının nereye doğru evrileceğiyle ilgileniyor. İran dış politikasındaki gelişmeler çok da öyle dikkate alınan gelişmeler değil. O nedenle dış politikayı burada ben biraz daha derinleştirerek konuşmak istiyorum hocam izninizle. Şimdi Ruhani ilk döneminde gelirken daha çok batı ile entegre, belki entegre olmasa bile batı ile uyumlu bir dış politika yönünde bir tavır benimsemişti ve bu anlamda işte Amerika ile batı ile ilişkilerde yumuşak mesajlar almıştı ilk vermişti ilk geldiğinde. Şimdi e, ama Ruhan'ın ilk döneminden bu zamana kadar e, çok ciddi gelişmeler yaşandı ve e, özellikle Orta Doğu kapsamında bakıldığında aslında e, yumuşak gücün değil e, daha çok e, sert e, ve işte e, askeri, askeri gücün e, gündeme geldiğini ve bunların kullanıldığı bir ortamla karşılaştık. Yani ruhani'nin e, süresi boyunca da e, bunlar çok daha fazla etkili oldu. Şimdi yeni dönemde, ruhani dönemi dış politikasından ne bekliyoruz, beklentilerimiz neler? Bir kere İran'ın bölge politikalarıyla daha genel uluslararası politikalarına, Batı ile ilişkiler, Çin ile ilişkiler, Rusya ile ilişkilerini ayrı seviyelerde değerlendirmek gerekiyor. Evet. Uluslararası politikalarında işte Batı ile ilişkiler, özellikle Amerika ile ilişkiler çok belirleyici oluyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Trump şimdi İran'ı tehdit olarak lanse ediyor ve İran'ın kuşatılması, engellenmesi, geriye döndürülmesi, İran'ın gücünün geriye döndürülmesi gerektiğini söylüyor. Belki de Amerika'nın Trump sonrasındaki dış politika konseptindeki en net olan konu İran konusu. Yani diğer konularda çok fazla hani belki net çizgilerle ayıramıyoruz. Yani Suriye meselesinde, Irak meselesinde işte genel Orta Doğu konseptini ayıramıyoruz ama. Belki en net konu İran konusu öyle değil mi hocam? Amerika için öyle ama bu Batı ittifakının ya da Batılı ülkelerin İran'a bakışının yeknesak olduğu anlamına gelmiyor. Tabii, ki, tabii Mesela nükleer kriz sırasında Avrupalıların çıkarları ve beklentileriyle Amerikalıların çıkar ve beklentileri örtüşmüştü ve bu İran üzerindeki baskıyı artırmıştı. Özellikle Avrupa Birliği'nin uyguladığı petrol ambargosu ve diğer ambargolar İran üzerindeki baskının daha da ağırlaşmasına neden olmuştu. Şimdi Trump İran üzerine baskı uygulamayı hedefliyor ama diğer Avrupalı ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa burada Amerika ile aynı frekansta değiller. Bu İran'ın uluslararası politikada elini kolaylaştıran bir faktör ve zaten eklemek lazım. Amerika ile Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle aranın da açıldığını da eklemek lazım. Dolayısıyla İran oralardan daha rahat açıklar bulabilir. Dolayısıyla Trump istediği gibi İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kuramayacak. Hmm. E, muhtemelen o da bunun farkında. Uluslararası koalisyon kuramayacağı için daha çok bölgesel koalisyon öne çıkıyor. Yani İran'ın bölgesel seviyede kuşatılması. Burada da İran'ın bölgesel politikalarına bakmak gerekiyor. İran'ın bölge politikalarında e, işte Ruhani de e, genel olarak şey vaat ediyor yani Batı'yla olduğu gibi angajman siyaseti, iyi ilişkiler geliştirilmesi vesaire. Komşularla Ama iyileşimle. sorunların çözümü. İşte en önemli sorunlar, işte Suriye ve Irak sorunları. burada Ruhani'nin görüşüyle İran'ın güvenlik elitlerinin, güvenlik bakış açısı arasında neredeyse hiçbir fark yok. İkisi de meseleyi tamamen terörizm mücadelesi olarak görüyor. Terörizm meselesi ve terörizme karşı mücadele olarak görüyor ve ruhani terörizme karşı mücadelede İran'ın devam edeceğini, bu konuda taviz vermeyeceğini söyledi. E, Terörizinle karşı mücadele ve güvenlik meselesine hapsedilince bölgesel politikalar o zaman da güvenlik kurumları özellikle devrim muhafızları daha çok öne çıkıyor. Bu konuda belki seçimlerle ilgili İsrail meselesi tekrar ona kısaca değinmek gerekiyor. Tabii e, seçim tartışmalarından birisinde ruhani devrim muhafızlarını suçladı. Nükleer anlaşmayı sabote etmeye çalışmakla suçladı. E, suçlamanın temelinde de değerli muhafızlarının nükleer görüşmeler yapılırken e, bir füze denemesi yapması, bir füze sergisi açması bu füze sergisine de işte İsrail karşıtı sloganların yazılması. Ruhani bunu açıkça eleştirdi. E, böyle yapmakla siz işte nükleer anlaşmayı e, tehlikeye attınız dedi. E, ama bu işte İsrail'e karşı verilen daha yumuşak bir mesaj mıydı o anlama gelmiyor o ruhani ajandasında çünkü esas Amerika ile Batı ile ilişkileri güçlendirmek vardı ya da işte İran dış politikasındaki tartışmalarından birisi de zaten bölge ülkelerinin kendi başlarına bir e, kapasitesi ya da dış politika belirlemesi söz konusu değil onların çoğu Batı'ya bağımlı ülkeler dolayısıyla biz onlarla ilişkilerimizi düzeltmek için önce Batı ile ilişkileri düzelteceğiz ya da Amerika ile ilişkileri düzeltebilirsek bölge ülkeleriyle de ilişkilerin düzelce ...varsayımı vardı ya da böyle bir iddia İran dış politika çevrelerinde yaygın bir iddia. Bunun gerçeklikle tartışma boyutu tartışılır tabii. Ama genel olarak işte bölgeye baktığımız zaman İran dış siyasetinde güvenlik meselelerinin daha öne çıktığı... ...ve zaten Suudi Arabistan'la gerilimin devam edeceği bölgesel meselelerin İran ile Suudi Arabistan arasında bir kutuplaşmaya dönüştüğü... ...bu kutuplaşmanın da etkisini önümüzdeki dönemde daha şiddetli şekilde sürdüreceğini görüyoruz. Trump'ın da e, Suudi Arabistan, yani belki bugüne kadar Amerikan dış politikasındaki... ...Amerikan başkanlarının genel, geleneksel e, tavrından e, farklı davranarak... E, ...önce İsrail yerine Suudi Arabistan'a giderek Suudi Arabistan'la e, ciddi miktarda bir silah anlaşması yapması... ...aslında İran'a verilen mesajlardan da bir tanesiydi, öyle değil mi? E, bu silah anlaşması var, Trump'ın ziyareti var... Bir kere zaten Trump'ın politikalarıyla Obama'nın politikaları, bölge politikaları birbirinden yüzde yüz farklı İran açısından. Mesela Obama e, körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan'la konuşurken onlara İran ile iyi geçinmenin bir yolunu bulmalarını tavsiye ediyordu. Trump evet. şimdi diyor ki ben sizin arkanızdayım, sizi destekliyorum. işte Silah olarak, siyasi olarak her konuda yanınızdayım diyor ve bu Suudi Arabistan'ın İran karıştı kampanyasını güçlendiren bir faktör eee Ruhani'nin seçilmesi ya da reisinin seçilmesi e, şey için Suudi Arabistan için bir anlam ifade etmiyor. Ee, daha önceden işte diyalog olur mu olmaz mı meseleleri çok gündeme geldi. İşte Ruhani diyalog politikası söyleminde hem Ruhani hem zarif sık sık işte Suudi Arabistan'la da iyi ilişkiler kurmak istediklerini, diyaloğa geçmek istediklerini söylediler ama burada Suudi Arabistan'ın politikası daha rigid, daha katı. ...hiçbir şekilde İran'la diyalog kapılarını kapattı. Belki perde arkasından ayrı görüşmeler varsa onu bilmiyoruz ama... Hatta bir ...en azından bırakırım. kamuoyunda e, diyalog kapılarını ciddi şekilde kapattı... ...ve e, İran'ın engellemesi, kuşatılması... ...hatta e, bir ara savunma bakanlarının karşılıklı demeçleri vardı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı şöyle bir ifade kullandı. İran hala hazırda bize karşı bölgesel bir savaş veriyor... Ve, ...ve biz durmayacağız. Bu savaş bizim topraklarımıza gelmeden önce... İran'ın topraklarına taşınması için savaşacağız. Meali de sözler sarf etmişti. Hatta bir yere Irak, Suudi Arabistan ve İran arasında arabuluculuk yapma teklifinde de bulunmuştu. Yani bu konuda diyalog kurulması belki de biraz daha söylediğiniz gibi İran tarafından geliyor algısını yaratmıştı bu da. yani İranlıların söyle en azından söylemsel düzeyde baktığımız zaman diyalog daha açık gözüküyorlar. E <laughs> çünkü aynı Batı'yı Amerika'yı ikna ettikleri gibi belki Suudi da bir ortak yol bulabileceklerini düşünüyorlar. Yani 4 yıldır ben işte İran dış politikasını yakından takip ediyorum. Son 4 yıldır bu yönde sık sık açıklamalar geldi ama bu konuda gerçekten Suudi Arabistan daha katı davrandığını ve diyalog kapılarını kapattığını söyleyebiliriz. Çünkü Suudi Arabistan'a göre öncelik bölgedeki en büyük tehdit şey işte Daesh, İsrail vesaire değil, en büyük tehdit İran. Evet. Ee, ve İran'la müzakere edilemez. Onun da mantığı hatta bir Suudi Dışişleri Bakanı ya da Savunma Bakanı bir konuşmasında açıklamıştı. İranlıların zaten rasyonel olmadığını, onların Mehdi inancı nedeniyle işte e, dünyayı ve bölgeyi Mehdi'nin gelmesi için hazırlıyorlar. Dolayısıyla böyle insanlarla konuşulacak hiçbir şey yok. Ben bunlarla ne konuşayım dedi ve diyalog kapısını kapattı. Evet. <laughs> yani radikal biraz daha aşırı bir fikirle diyaloğu tamamen dış politikadan uzak tutarak bir bakış açısıyla söylenmiş ama sözler yani bunlar. Yani. Ama mücadele araçları açısından da bakıldığında ortaya da fazla bir şey de koyamıyor Suudi Arabistan. Yani tamam İran karşılığı üzerine bir dış politika inşa edilmiş ama bakıyorsunuz bölgede İran'ın bu kadar güçlenmesine karşılık olarak Yemen'de dahi bırakın Irak'ı Suriye'yi kendi arka bahçesi olarak nitelendirebileceğimiz Yemen'de dahi İran'a karşı bir dengeleyici e, olamadı. Ancak ve ancak belki Trump sonrasında Trump'ın desteğini, Amerika'nın desteğini arkasına almış bir Suudi Arabistan belki e, İran'ı dengeleyebilir ki bu son Bilgay'ın bahsettiği o büyük anlaşma ki o sadece silah anlaşması 100 milyar dolar ama geniş kapsamlı olarak 300 milyar, milyar, milyar dolar civarında çok büyük bir anlaşmadan bahsediliyor. Bunun da temel nedeninin işte Amerika'nın, Trump'ın yeni dönemde İran'ı bölgede sizin bahsettiğiniz gibi dengelemeye dönük politikalarının bir ödülü ...karşılığı olarak aldığı yorumları da yapılıyor. Tabi bu konuda hocam e, Türkiye'yi de değerlendirmek lazım. Yani Türkiye-İran ilişkileri Ruhaniye'nin ikinci dönemi sonrasında ikili ilişkilerden sadece bahsediyorum. Çünkü her zaman İran'la ilişkilere bakıldığında bir bölgesel denklem içerisinde Türkiye-İran ilişkileri var. Ama bir de onun ötesinde e, Türkiye ve İran arasında e, aslında dostane olarak ifade edebileceğimiz bir ikili ilişki de söz konusu. E, şimdi biraz sonra bölgesel denklemede geçeceğiz e, programımızın sonuna doğru... E, İkili ilişkilerde Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerden beklentimiz ne? Yani seviyesi yükselebilir mi? Her ne kadar ikili ilişkilerde bir gerginlik söz konusu olmasa da bölgesel denklem Türkiye İran ilişkilerini zaman zaman geriyor. Evet, yani ifade ettiğiniz gibi bölgesel meseleler ayrı bir rayda ilerliyor Türkiye İran ilişkilerinde ikili ilişkiler, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ayrı bir rayda ilerliyor. Türkiye-İran ekonomik ilişkileri şu anda gayet iyi vaziyette. Mesela ilk defa 2016 yılında Türkiye İran'a karşı ihracat fazlası verdi. Yani. İlk defa Türkiye'nin İran'dan ithalatı ihracatı, ithalatını aştı. Bu Türkiye açısından olumlu bir gelişme ve işte bazen rakamlara bakarak işte İran'la hedeflenen ticaret hacmi yakalanamadı gibi iddialar, eleştiriler var. Burada petrol fiyatları ve gaz fiyatlarının artması, azalması önemli bir faktör. İşte uluslararası petrol fiyatları düşünce bu otomatikman Türkiye-İran ticaret rakamlarına da olumsuz yansımaları oluyor ama evet. e, Türkiye'nin mesela ihracat rakamlarına baktığımız zaman orada çok büyük oynamalar yok. Şu anda Türkiye'nin eee 4,5 milyar doların üzerinde bir ihracatı var İran'a. Ama hedef e, işte 2015 itibariyle bunun 30 milyarı çıkarılmasıydı. Hedeflenenden çok daha uzak. Hedeflenenden daha uzak olmasının sebepleri işte bir taraftan siyasi sebepleri var. Çünkü bölgesel meselelerde karşı karşıya gelince iş adamları karşılıklı adım atmaya biraz daha korkuyorlar. Çünkü hem yatırımlarının güvende de olmayacağını düşünüyorlar. Özellikle İran'daki Türk yatırımlarının ne kadar güvende olduğu meselesi çok her zaman tartışmada, her zaman riskli bir pazar. Keza İranlı iş adamları da Türkiye ile ilişkilerine biraz daha tereddütlü davranıyorlar. Bu bölgesel gerilim ister istemez iş adamlarının da bakışını olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan az önce bahsettiğimiz İran'ın yapısal problemleri, İran ekonomisinin yapısal problemleri ticaretteki hızlı gelişmeleri de engelliyor. Türkiye'nin de işte başka öncelikleri vesaire de var. Dolayısıyla ilişkiler belirli bir seviyede. Hani seçimlerden sonra iktidarda bir değişiklik yok ilişkilerde bir olumsuz ya da çok hızlı bir değişiklik beklenmiyor. Aynı istikamette devam etmesi bekleniyor. Peki şimdi bölgesel denklemi de bu ikili ilişkilere dahil ettiğimizde özellikle İran'ın Suriye politikası üzerinden hareket edersek e bu çok da kötü olmayan ikili ilişkileri, yani en azından düzeyi korunan ikili ilişkileri nasıl etkiler? Bu İran'ın bölge dış politikasında işin içerisine katarak hesaba katarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Suriye'de Türkiye, Rusya, Amerika denklemlerinde düşünerek Suriye konusunda ve İran'ın dış politikadaki tavrı konusunda neler söyleyebilirsiniz? E, Suriye'den önce e, az önce Oytun'un ifade ettiği Körfez meselesine ben geri dönmek istiyorum. Yani Suudi Arabistan İran karşısında daha zayıf kalıyor ister istemez. E, kapasitesi yetmiyor. Ama burada Amerika'nın desteği etkili olacak. Evet. Burada e, e, Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki birlik de önemli. Şu anda mesela Katar'la Suudi Arabistan, Arabistan arası tabi... ciddi şekilde evet. açıldı. Diğer taraftan İran'ın azınlık sorunları var, güvenlik sorunları var. İranlılar buradan Suudi Arabistan'ı suçluyorlar. Bunlar belki önümüzdeki dönemde artabilir. Suriye meselesinde de e, yani İran'ın Suriye politikasında çok fazla değişiklik olmayacak. Yani bu 5-6 yıldır böyle. Burada da aslında Türkiye ve İran arasında bir istikrarlı bir ilişki var yani. Bölgesel meselelerde görüş ayrılıklarımız baki <laughs> ama biz dostuz şeklinde bir söylem var. Dolayısıyla Suriye e, hani bir taraftan Türkiye e, Suriye meselesinin çözümünde İran'ın dışlanmasını istemiyor. E, zaten İran'da masada olduğunu ispatladı işte Astana süreciyle vesaire. E, burada da hani Suriye üzerinden de ben Türkiye İran ilişkilerinin olumsuz ya da olumlu etkileneceğini düşünmüyorum. İşte işte Suriye meselesinin seyri burada önemli tabii. Çözüm nereye doğru gidecek ya da mesele nereye doğru gidecek? Tartışmaların eksenleri. mevcut trendler devam ederse Türkiye ile ilişkileri bölgesel düzeyde de aynı şekilde devam edebilir evet, gibi ama görünüyor. açıkçası orada dediğiniz gibi İran'ın tavrında çok fazla bir değişiklik ben de beklemiyorum. ama Türkiye'nin burada hangi eksenle birlikte hareket edeceği çok belirleyici olabilir. Özellikle Türkiye'nin YPG konusundaki kaygıları Amerika'nın bu PKK'nın uzantısına verdiği destek konusunda Türkiye'nin ciddi endişeleri var ve dolayısıyla giderek sizin de bahsettiğiniz gibi bu Astana ile birlikte Rusya ile ve İran'la bir bir girişim başlatma çabası var. Ve en nihayetinde YPG konusunda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye ve İran'ın ortak noktada olduğunu, son kertede olduğunu ve bu noktaya geldiğimizde bu iki ülkenin her ne kadar çok derin görüş ayrılıkları olsa da birlikte hareket etme potansiyellerinin olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Amerika'nın burada politikası çok belirleyici olacak. Türkiye'yi evet. ya daha fazla o kampa itebilir Amerika şu anda öyle gözüküyor. Son Trump Erdoğan görüşmesinden sonra ama aksi bir durum, tam tersi Türkiye'yi biraz önce bahsettiğimiz Trump'ın İran'ı bölgede dengeleme siyasetinin bir aracı aktörü konumuna da iterek İki aktör arasındaki ilişkileri de çok gergin bir noktaya taşıyabilir. Evet, yani kısa vadeli e, süremizin sonuna geldik. E, son noktada hocam, e, kısa vadeli beklentilerinizi de alalım İran iç ve dış politikasına ilişkin. E, ondan sonra programımızı <laughs> kapatalım. Hani kısa vadede bugünden yarına çok fazla bir şey değişmeyecek İran'da. Zaten yönetim de aynı. Muhtemelen. Mevcut kabineyle devam edecek ya da kabinede çok az değişiklikler yapacak. Ama tartışmanın genelinde de ifade ettiğim gibi İran'ın önümüzdeki döneminde yürütme ve yasamayla yargı ve güvenlik kurumları arasındaki çatışmaların, kavgaların biraz daha şiddetlenmesini bekliyoruz. Bölge siyasetinde çok fazla bir değişiklik olmayacak, bir yansımaları olmayacak bunun. Ama İran'ın işte Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkileri farklılaşmaya başlayacak. Avrupa ile daha iyi geçinirken Amerika ile çatışmanın öne çıkması bekleniyor. Evet, hocam teşekkür ederiz görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Oytun sana teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. teşekkür Değerli ediyorum. Değerli bizimle paylaştın. Evet sayın seyirciler bugün de Orta Doğu Günlüğü programının sonuna geldik. Bugün İran seçimlerini iç ve dış politika açısından yorumlamaya çalıştık önümüzdeki programlarda yeni konu ve konuklarla beraber olmayı diliyoruz. İyi akşamlar, hayırlı ramazanlar.